Merhabalar. Bugün unutulan yemeklerimizden ciğer sarma, çöz sarma ya da iç sarma da denilen, adına iç denilen, iç yağı denilen, çöz denilen sarma yapacağız. Unutulan eski yemeklerimizden. Öncelikle bunun bir özelliğini göstermek istiyorum. Şu çözünüz ne kadar ince olursa o kadar bu sarmanız güzel olur. Bunu kuzu içi kullanın. Öncelikle bir yıkadım. Biz diğer işlemlerimizi yapana kadar içinde bir suda bekletelim. 350-400 gram kadar da bir ciğerim var. Ciğerimi de soğuk suda bekleteceğim. Ciğerimiz 15 dakikadır soğuk suda bekledi. Hemen zarını çıkartmaya başlayalım. Parmağımızla hemen alıyoruz. Şöyle nasıl kendiliğinden geliyor görüyorsunuz. Soğuk suda beklettiğimizde işimiz bu kadar kolaylaşıyor. Evet, hiç bıçağa bile gerek yok. Hemen soğuk suda beklettiğinizde hızlıca zarını alabilirsiniz. Ciğerlerimizin tüm zarlarını aldık. Hepsini eşit boyutta, tavla zarı denilen boyutta, ama biraz büyüyor oluyor tabii bu. O şekilde doğruyoruz. Eşit pişmesi açısından. Aynı boyutta olması bizim için önemli. Tüm ciğerimizi şeritler halinde keseceğiz. Aynı büyüklükte yapacağız. Evet, tabii bu tarafa gittikçe kalınlaşacağı için bu kısımları tekrar bölelim. Bütün ciğerlerimizi tavla zarı büyüklüğüne doğradık. Şimdi bunun kanını akıtmak için güzelce bir yıkıyoruz. Süzgeç yardımıyla güzelce yıkayalım. İçinde kan damarları varsa şu şekilde gözümüze ilişen onları alalım, atalım. Güzelce yıkadığımız ciğerimize bir miktar tuz atalım, karıştıralım. Bu tuz hem suyunun salmasını sağlayacak, hem bunu sıkı tutacak, hem kararmasını engelleyecek. Bu şekilde bir saat buzdolabında bekletelim. Üstüne bir buzdolabı poşeti geçirirsek kurumaması için daha iyi olur. Bunu böyle buzdolabına bir saat dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi biz diğer hazırlıklarımızı yapacağız. İç pilav yapacağız. 2 adet soğanım var. Bunları küp küp yemeklik doğruyorum. Ciğerlerim dolapta dinlenirken ben ön hazırlıklarıma başlıyorum. Bir tane iç pilavımı hazırlamak için geniş tabanlı bir çelik tencere alıyorum. Bir tane de ciğerimi kavurmak için bir tava alıyorum. Tenceremizin altını açtık. Az bir yağ kullanacağım. Çünkü iç yağımız gerçekten yağlı bir ürün. Yemeğimiz ciddi anlamda yağlı bir yemek olacağı için mümkün olduğunca içine koyduğum malzemelerin yağını az tutacağım. Soğanımı öncelikle güzelce bir kavuruyorum. Soğanım kavrulurken şöyle bir çay kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Soğanım daha kolay kavrulsun diye. Kapağını hafif aralayıp şu şekilde soğanın kavrulmasını bekliyorum. Soğanımı gayet güzel kavurmuşum. Hatta biraz karamelize etmiş gibi bir hal almış ama bu hiç önemli değil. Bu arada 2 su bardağı pirinci yıkadım, süzdüm. Sadece beyazı çıkana kadar yıkadım. Suda falan bekletmedim. Onu da şöyle bir kavuruyorum. Soğanımla tabi az yağ kullandığım için, bir de çelik tencere kullandığım için biraz yağsız yapmak zorluyor. Ama İç yağımız, çözümüz gayet yağlı olduğu için gömleğimiz. Bir diğer adı da gömlek denir buna. Saracağımız iç yağ. Evet, pirinçlerimi de güzelce kavuruyorum. Gömleğimiz yağlı olacağı için pilavımızı mümkün mertebe az yağda tuttuk. Tabii bu birazcık dibinin tutmasına neden olabiliyor ama o suyunu verdiğimizde salacak. Bunun hiç önemi yok. Bir tarafta da 2 yemek kaşığı kuş üzümünü suya koyup biraz kabarmalarını bekliyorum. Bu arada biz bunu kavururken baharatlarını da verelim. Şöyle yarım çay kaşığı yeni bahar. Karabiberin baskın olması güzel oluyor. 1 çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı kimyon. Çay kaşığının ucuyla tarçın. 3 çay kaşığı da tuz atıyorum. Karıştırıp artık suyunu vereceğiz. Sonra da en kısık göze alacağım ben bunu. 2 su bardağı pirince 3 su bardağı su kullanacağım. 3. Ocağımın en küçük gözünü alacağım şimdi. İçine kuş üzümünü de atıyorum. Kapağını kapattım. Artık pilavımı pişirmeye bıraktım. Bu arada
Tavamın altını yaktım. Az bir yağ döküyorum. Ve artık devreye ciğerlerimi de alıyorum. Yağımız kızdı mı diye bir kontrol edelim. Kızmış. Ciğerlerimizin hepsini atıyoruz. Ve şöyle bir kavuşturuyoruz. Hızlıca. Çok kurutmayacağız. Yüksek ateşte olsun altı. Açık. Ciğerlerimizi sadece 3 dakika boyunca pişiriyoruz. Daha fazla pişirip kurutmuyoruz. Çünkü fırında da bir pişirme aşaması olacak. Altını kapatabiliriz. Pilavımız da olmak üzere. Kavurduğumuz ciğerimizle pilavımızı bir buluşturuyoruz. Çok örselemeden pilavımızla ciğerimizi güzelce bir karıştıralım. Bakın o az önce kavururken tutan dibi artık saldı suyunu verdikten sonra. Şimdi bu aşamada artık kapağını kapatıp pilavımızı demlenmeye bırakacağız. Kendi haliyle bir soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra ancak sarma işine geçebiliriz. Kapatalım, demlensin. Evet, az önce size gösteremedim. Görüyorsunuz buzdolabında bekletirken ciğerin kanı nasıl aktı. Bu işlemi neden yapmanızın önemli olduğunu gösteren bir kanıt size bu da. İçerisine en son aşamada maydanoz katıyoruz. Maydanozumun çok ölmesini istemediğim için en son demlenirken ekliyorum. Karıştıralım. Hazırladığımız iç pilavımız yeteri kadar soğudu. Tepsimize çok çok az yağ ekledik. Şöyle bir hemen İlk etapta yapışmasın diye tepsimizi bir yağlayalım. Onu şöyle bir kenara koyalım. Çözlerimizi suda tutmuştum, yıkadım, süzdüm. Onu da artık alalım. Baştan kesmiyorum. Bu boyda bir kase kullanacağım. Porsiyonladıkça keseceğim. Ziyan etmek istemiyorum. Altında da çok fazla yağının kalmasını istemiyorum böyle kapattığımda. Çünkü o zaman çok yağ kaldığında fazla yağ altta tam kızarmadan kalınca çok lezzetli olmuyor açıkçası. Lezzet biraz ağır olabiliyor. Şöyle bakıyorum. Evet, burası güzelce kapatıyor. Şöyle de kapatıyor. Bunu çok fazla büyük kesmeme gerek yok. Hemen şöyle kenarından kesiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Böylelikle altta çok fazla da çöz yağın birikmemiş oluyor. Daha lezzetli oluyor. Böyle bunları bu porsiyonlarda tepsimize diziyoruz. Hemen bir tane daha yapalım. Çok büyük büyük yapmıyorum. Şöyle bakıyorum. Evet, bu gayet ideal. Kapattığımda buradan hemen şu şekilde kesiyorum. Porsiyonlamadan bu şekilde yaptığınızda çözünüzü daha etkin kullanmış oluyorsunuz. Öbür türlü porsiyonlarda hem altında çok yağ birikmiş olacak hem de daha az porsiyonda sarma çıkartmış olacaksınız. Ben böyle ihtiyacım kadar döndüre döndüre en etkin yerini kullanarak sarmamı yapıyorum. Bu arada bunu kızgın fırına atacağız. Şöyle görüyorsunuz ne kadar ince. Böyle olunca daha lezzetli oluyor. Daha az yağlı oluyor. Tüm sarmalarımızı sardık. Şimdi birçoğu bunu yumurta sarısı sürüyor. Ama benim annem yaparken sürmezdi. Ben bunların bir kısmına yumurta sarısı süreceğim. Bir kısmını da yumurta sarısı sürmeden fırına atacağım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağız. Şöyle bir 4 tanesini yumurtalı yapayım. 4 tane de yumurtasız olsun. Bir tane de az içim ve az çözüm kalmıştı. Onu da bu şekilde değerlendirdim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına bunu atıyoruz. Nar gibi kızarana kadar önce üst tarafta pişireceğiz. Sonra alt tarafı alacağız ki çözlerin altı da pişsin güzelce. Bir yarım saat kadar pişecek. Son halini de gösterelim sizlere. Birazcık fırında dinlendireceğiz. Nar gibi kızarmış. İç gömleğe sarılı ciğer sarma. Ciğerlerimiz pişti. Görüyorsunuz yarısına şu kısma yumurta sürmüştüm.
Şunlara da sürmemiştim. Sürdüklerimle sürmediklerim arasında açıkçası hiçbir fark yok. Daha da yaklaştırayım isterseniz. Şöyle göstereyim. Çok da sıcak. Görüyorsunuz ne kadar yağ salıyor. O yüzden iç kısmına bu kadar yağ koymadık içini hazırlarken. Bir tanesini servis yapıp açıp deneyelim. Bunun yanına bir soğan salatası yapılabilir. Cacık yapılabilir. Çok da yakışır. Şöyle bir tanesini servis yapalım. Şöyle yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet, şifa olsun. Son halini de sizlere göstereyim. Halen çok sıcak. Fakat altının da nasıl kızarmış olduğunu da göstermek istiyorum. Şu alt kısmını şöyle iyi kızarmasını sağlayın mutlaka. Yoksa tadını çok beğenmeyebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Görüyorsunuz ciğerlerimiz çok fazla miktarda. Zaten ciğer sarması yapıyorsak da içinde de ciğeri bol olsun derim. Şöyle yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Çok sıcak ama sizin için tadacağım. Kraliçenin renklerinde kalın, benimle kalın. Şöyle bir tadına da bakalım. Enfes. Mutlaka bu lezzeti deneyin. Unutulan lezzetleri gündemde tutalım.